Türkçenin Yıldızı Süre yayınlarına hoş geldiniz arkadaşlar. Üçüncü ünite paragrafta ana fikirle karşınızdayım. Test 5 ve efendim bu süre sana yetecek anlayışıyla yoldayız. Fıtı fıtı yapalım mı? Yapalım. Duydunuz sesi hadi bakalım. Efendim ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi parçadaki düşünceyi destekler niteliktedir? Diyor bir düşünür. Bir odada iki kişi bulunduğunda aslında orada altı kişinin olduğunu söyler. Kendimi gördüğüm halimle ben karşımdakinin beni gördüğü haliyle ben, benim karşımdakini gördüğüm haliyle karşımdaki, karşımdakinin kendini gördüğü haliyle kendisi. Wow. Gerçekte olan ben ve gerçekte olan karşımdaki kişi. Düşününü söyledikleri dikkate alındığında insanın birçok perspektife sahip bir varlık olduğu anlaşılır. Burası çok mühim. Düşünürün söyledikleri dikkate alındığında insanın birçok perspektife yani bakış açısına sahip bir varlık olduğu anlaşılır şeklinde bir vurgu var. O halde A şıkkında kalıplaşmış düşünceler yeni fikirlerin ortaya çıkmasının önündeki engeldir. Yani burada düşünceleriniz kalıp kalıp haldeyse yeni fikri ortaya çıkartamazsınız. Böyle at gözüyle bakıyorsunuz gibi bir ifade ediş var metinde onu söylemedi. Çok boyutluluktan bahsediyor. evet devam. Etkileşim gücü yüksek olan bireyler B şıkkında çevrelerine uyum sağlamakta da daha şanslıdır. Etkileşim gücü yüksek olan derken yani iletişimsel problem yaşamayan çevrelerine uyum sağlayabiliyorlar hızlı bir şekilde. O halde bu da değildi. E, hayata alışık olunan c şıkkında durumların aslında birçok boyutu ve yönü vardır çok boyutluluktan bahsediyordu. Aslında gündelik hayatımızda sıradan bir şekilde bir odada bulunduk. İki kişi var. Yani ne var bunda falan dediğimiz aslında çoklu bir durum varmış. Çoklu bir bakış açısı varmış. Yani bir boyut ve yön olduğuna bahsediyordu. Cevap muhtemelen C. Devam edelim. D'yi ve okuyalım. Empati karşımızdaki insanı anlamanın ötesine onun gibi hissetme becerisine sahip olmaktır. Empati tanımlanmış ama yukarıda empatiden bahsetmedi. Yani karşımızdakinin yerine koymak kendimizi gibi bir durum yoktu. En kötü olduğu düşünden kararlar bile kararsız kalmaktan daha iyidir. Yani bir karar verme ile alakalı bir metin değildi. O yüzden bu da elendi. Cevabın Ceyhan olduğu kesin. Cevap C can dostlar bu kadar. Üçüncü ünite test 5 ve soru ise 2 ile karşınızdayım. Bu süre sana yetecek arkadaşım. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir şeklinde bir soru. Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki en büyük kasırgalardan biri nitelindeki Harvey kasırgası 2017'de Texas ve Los vurmuş. Özellikle Texas'ın Houston şehrinde şiddetli sellere neden olmuştu. Araştırmacılar Harvey kasırgası sırasında en şiddetli yağışların Houston'daki petrokimya tesisleri çevresinde görüldüğünü ortaya çıkardı. Yıldırımlar da buralarda yoğunlaşıyordu. Zenk ve ekibi bir bilgisayar modeli kullanarak Harvey kasırgasının etkilerini bir petrokimya tesislerinden kaynaklı hava kirliliğinin olduğu, diğeri ise petrokimya tesislerinden kaynaklı hava kirliliğinin olmadığı durumu varsayan iki senaryo üzerinden canlandırdı. Hava kirliliği modelden çıkarıldığında hem sayıların hem de yıldırımların azaldığı gözlemli. Gözlemlendi. Demek ki hava kirliliği aynı zamanda kasırgaya neden olduğu bir vurgusu var bu araştırmanın neticesinde. O halde kasırga çok nadir görülen bir hava olayıdır. Kasırga nedir tanımlayan ve rüzgarlarla karşılaştırılan bir metin değildi. O yüzden Ankara cevap değil. Can kayıpları en çok kasırgalar sonucu gerçekleşir. Yani Allah herkesi korusun ama yani şu kadar kişi öldü, bu kadar kişiye zarar verdi. Maddi manevi olarak böyle bir şey, metin böyle değildi. Hani nedeni üzerinde duruldu bu kasırganın nedeni üzerinde. Kimyasal atıklar hava olaylarının temel nedenidir. Efendim kimyasal atıklar. Hava olaylarının nedeni yani bütün hava olaylarını yani yağış, kar e, yani vesaire gibi hepsi böyle değildi. Yani kimyasal atıklarla ilgili değildi. Hava kirliliği neden oldu? Efendim havayı kirlettiğimiz için oldu. Yani kasırga neden olduğu dairdi. Çünkü senaryo bilgisayardaki senaryo bunun üzerine yapılmıştı. Bilgisayarlar sayesinde kasırgalar modellenebilir. Yani işte teknoloji şöyle işe yaramaktadır böyle modellemeler yapılmaktadır. şeklinde bir betin olsaydı evet olabilirdi ama bu da cevap değil. Hava kirliliği kasırgaların şiddetini artırmaktadır. Evet, yani hava kirletiyorsak kasırganın da şiddeti artıyor. Çünkü iki tür bir deney yapılmıştı. Hava kirliliği modelden çıkartılıyor bir de hava kirliliği modele konuluyor bu şekilde. Yıldırımların ve sellerin arttığı görülüyor. Dolayısıyla cevap Edirne işte bu kadar cevap E. Üçüncü ünite test 5 soru da 3. Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir şeklinde bir soru kökü var. Serotonin ve dopamin hormonları beyinde bulunan nöronlar arası etkileşim sağlayan ve sindirim sisteminde üretilen kimyasallardır. Bu hormonlarımız birer kimyasal. Davranışlarımızı ve duygularımızı kontrol eden beyin hücreleri arasında haberleşmeyi sağlıyor. Davranışlar üzerine ve duygularımız üzerine bir etkisinden bahsedilmiş. Serotonin düzeyinin yetersizliği, düşük mod, anksiyete, depresyon ve uyku bozuklukları gibi davranışsal ve duygusal rahatsızlıklara yol açabilir. Depomin ise motivasyon, ödül sistemi ve hafıza gibi fonksiyonları kontrol eder. Yeter seviyede olmayan depomin düzeyi, istek ve motivasyon azalması, hafıza problemleri ve Parkinson hastalığı gibi davranışsal problemlere yol açabilmektedir. Ne kadar önemliymiş bu hormonlar değil mi? Evet, bakalım bunu da öğrenmiş olduk. Güzel bir metin. Gerçi bütün metinler güzel ama. Hormonların yeterli düzeyde sağlanmaması insanların beslenmesiyle ilgili bir durumdur. Beslenme üzerinde durulmadığı için. Hani beslenmeyle alakalı bir problemden bahsedilmiyordu burada. Serotonin ve dopamin insan davranışlarına etkileyen en önemli hormonlardır. En önemlidir meselesinin değildi. Yani vurgu olarak. Hani bir belirleyicilikten bahsetti ama en önemli demedi. O yüzden en önemli bozuyor işi. Çeldirici bir bir şey şık olarak karşımıza çıkıyor. Hemen... Sabredelim hemen atlayıp da cevaplamayalım efendim. Bir kenara bırakalım bence. Hormonlarla ilgili elde edilen bilgiler hastalıkların tedavisini kolaylaştırmaktadır. Tedavi ile ilgili bir mevzu var mıydı? Yoktu. Devam. Serotonin hormonun vücutta yüksek seyretmesi kişilere psikolojik sağlamlık sağlar. Psikolojik olarak sağlam olmanın yüksek seyretmesidir mesajı yoktu. Yani bunların etkilerinden bahsedilmişti. Belirleyici rolünden bahsedilmişti. Yani insanın motivasyonu veya yani işte bir takım hastalıkları vesaire de depresyona girip girmemesinde falan. Serotonin E şıkkına gittiğimiz zaman serotonin ve depomin hormonları duygu ve davranışlarımız üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir. Evet yani bu hormonlar gerçekten belirleyici bir etkiye sahiptir şeklinde bir vurgu vardı. O yüzden cevap E'dir ne can dostlar işte bu kadar cevap E. Üçüncü ünite test 5 ve soru 4'te karşınızdayım. Bu süre sana yetecek arkadaşım. Bu parçada asıl vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir şeklinde bir soru kökü. Çekingenlik sosyal ortamlardan olabildiğince uzak durma, çok yakını dışındaki diğer insanlarla aynı ortamı paylaşmaktan ve insanlarla iletişim kurmaktan kaçınma, diğer bireyler tarafından olumsuz değerlendirilmeye aşırı duyarlı olma olarak tanımlanabilir. Yani olumsuz değerlendirildiği için uzaklaşıyor değerlendirme ihtimalinden dolayı. Çekingenlik çocuklarda kendine güvensizliğin bir belirtisi olabilir. Çekingen davranan çocuklar karamsar olmaya ve herkesten uzak durup yalnız kalmaya meyillidir. Bu yüzden arkadaşlık kurmakta çok zorlanırlar. Sürekli kendilerini yetersiz hissederek eleştirirler sorumluluk almak istemezler. Yetersizlik duygusuna neden oluyormuş. Çekingenlik sosyal ortamdan olabildiğince uzak duruyormuş falan. Bakalım ne oldu? İnsan üzerinde ciddi manada bir etkisi var. Hani psikolojik olarak sosyal hayat açısından bir etkisinden bahsedildi. Çekingenlik ile ilgili. Devam. Şıkları okuyalım bakalım neler söylüyor. Çekingen davranan insanların bireysel etkinliklerde daha başarılı olduğu, Bireysel durumda başarı başarısızlık üzerinde durulmadı o yüzden elendi sadece kendi içine kapandığından bahsetti çekingenliğin insan psikolojisindeki birçok duyguyu baskılayarak onların önüne geçtiği başka duyguları baskılıyor işte insanın yeteneklerini öldürüyor falan gibi bir durumdan bahsedilmediği için elendi İnsanların çekingen davranışlarının altında çocuklukta yaşanan travmaların olduğu yani olabilir belki ama travmayla ilgili bir vurgu yoktu burada hani bizim özel bilgilerimiz olabilir çeşitli okumalarımız olabilir. Onunla ilgili bir mevzu yoktu. Çekingenlerin insan psikolojisi ve davranışları üzerinde olumsuz etkilerin bulunduğu, evet psikolojiyi bozuyor. Yani e, e, yetersizlik hissi falan oluşturuyor, sorumluluk almıyor davranış olarak da. Böyle bir davranışlar üzerinde de olumsuz etkiler oluyor. Bu cevap olabilir. o halde devam ediyorum, sabırlı oluyoruz. Çekingen insanların çevresindeki gelişmeleri değerlendirmede yeterliğe sahip olmadığı, çevresindeki bir takım gelişmeler yani sosyal olaylar e, işte ekonomik hadiseler veya birisinin kendisine karşı güzel davranışını bile değerlendirme yeterli, yeterli yetersizinden bahsetmedi. O yüzden cevap denizli yani davranışlar üzerinde ve psikoloji üzerinde bir etkisi olduğundan bahsedildi. İşte bu kadar cevap D. Üçüncü ünite test 5 ve soru 5 ile karşınızdayım. Bu süre sana yetecek arkadaşım. Bu parçada asıl vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir şeklinde bir soru kökü. İnsanların birbirlerine birebir benzemeleri söz konusu olmayacağı gibi düşünce, duygu ve tavırlarda da birbirinin aynısı olmaları beklenemez. İnsanlar e, birbirinin aynısı değildir vurgusu vardı. Devam ediyoruz. Bu bakımdan bazı kişilerin isteyerek gerçekleştirdiği davranışlar bir başkaları tarafından hoş karşılanmayabilir. Dolayısıyla bazıları için güzel ve olumlu olarak değerlendirilen davranışlar bazıları için çirkin ve olumsuz olarak nitelenir falan şekli bir metinde. Yani ee, i̇nsanlar farklı yaratılışta ve farklı yapıda. Dolayısıyla insanların davranışları ya da eylemleri, algılama biçimleri de ona göre farklı olacak şeklinde e, bir metinde. Yani bunu en güzel şeyde görürüz değil mi? Yani işte İngiltere'de bir tiyatroya gitsek oradaki esprilerin bazılarını gülerler biz gülmeyiz. Yani çünkü yani niye? Çünkü ben yaratılış olarak farklıyım İngiliz farklı gibi. Öyle de düşünebiliriz. Ben milletlere odakladım biraz ama. insanlar iyi ve doğruda buluşursa tüm fikir ayrılıkları ortadan kalkar. Yani iyilik ve doğruluk vurgusu var. Fikir ayrılıkları meselesi var. Burada insanların bence yaratılışlarının davranışları veya eylemleri değerlendirme biçimiyle ilgiliydi Metin. O yüzden A şıkkı cevap olamıyor. Tüm insanlar aklının ilkelerine uygun bir şekilde davranmak zorundadır diyor. Yani B şıkkında akıl ilkelerinden falan bahsediyor. Onlar nedir bu arada bu soruda karşımıza çıkar. Zorundalık falan dedi. O yüzden B şıkkı da cevap değil. Günümüzde bazı insanlar farklı görüşlere saygı göstermemektedir. Yani dünya görüşlerine saygı gösterilmiyor bazı insanlar e garip falan gibi bir metin değil de o yüzden elendi. Her insan farklı yapıda olduğu için bazılarının hoşuna giden şeyler bazılarının hoşuna gitmeyebilir. Evet bu oldu. Yani yaratılsal durum farklı. Yani biri olumlu değerlendiriyor, biri olumsuz değerlendiriyor gördüğünüz gibi. sonlara doğru böyle bir şey de söylemişti metinde. Vurgu A'de, D olabilir ama E'yi de lütfen okuyalım. Kişi kendine yapılmasını istemediği davranışları başkalarına da yapmamalı. Yani e, kendin rahatsız oluyorsun bir şeyden yani seninle ilgili dedikodu yapılıyor gidiyor müdüre amire bir şeye şikayet ediyor falan filan e, e, sen hoşlanır mısın bundan? Hoşlanmazsın e niye yapıyorsun gibi başka bir metnin konusu veya vurgusu olabilirdi. O yüzden cevap denizde işte bu kadar cevap D. Üçüncü ünite test 5 soru 6 ile karşınızdayım. Bu süre sana yetecek canım arkadaşım. Bu parçada belli bir yaşın üzerindeki sanatçılara yöneltilen eleştiri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şu eleştirinin de altına çizelim bence. Belli bir yaşın üzerindeki sanatçılar bazı yenilikleri çabucak benimsemiyorlar. Bunu yazılarında ya da özel sohbetlerinde açıkça belirtiyorlar. Bu konuda kendilerince çeşitli gerekçeler ileri sürüyorlar. Yıllardır izledikleri yöntemlerin dışına çıkmak çok zor geliyor onlara oysa yeniliklere uyum sağlamak onların işlerini çok kolaylaştıracak. Daha az zamanda daha nitelikli ürünler ortaya koyabilmelerine yardımcı olacaktır diyor. Olacaktır. Evet şimdi yani böyle Selim ileri aklıma geldi. Bana diyor Türkan Şoray diyor bilgisayar almış diyor. Ben elimle yazıyorum diyor bütün hikayeleri, romanları vesaireleri. Bir türlü diyor ona adapte olamadım. Teşekkür ediyorum kendisine diyor. Ama diyor ben diyor bilgisayarla yazamıyorum. Bir türlü alışamadım gibi. İşte bununla ilgili bir vurguydu herhalde. Yani yeniliklere kendi alıştıkları yöntemlere devam ediyor. Yeniliklere açık değil gibi. Peki eleştiri buydu. Alıştıkları yöntemlerin dışına çıkamamakta da ısrarcı davranışlar. Evet, bir de ısrarcılık var. Hayır diyor gerekçelerini de ortaya koyduğuna göre. Demek ki A şıkkı cevap ama devamına da bakalım. Genç sanatçıların ortaya koyduğu ürünlerin niteliğine bakmadan eleştirmeleri Genç sanatçıları gömüyorlar, genç sanatçıları olumlamıyorlar gibi bir metin değildi bu metin en azından böyle bir vurgu yoktu. Belli edebi türlere yönelip sadece o türlerle eser vermeleri yani deneme sadece deneme yazıyor, sadece öykü yazıyor, sadece roman yazıyor türlerle ilgili bir metin değildi bu arada o yüzden bunun vurgusu yok. Yenilikleri sanat yapıtlarında kullanırken seçici davranmaları yani yeniliklerle ilgili seçicilik meselesi vurgulanmadı. Bir kere direnmeleri ve bunun gerekçelerini sohbetlerinde falan aktarmaları ifade edilmişti. Nitelikli eserler vermek için gerekli kriterleri belirleyememeleri yani nitelikli eser ortaya koyacak ama maalesef kriter belirleyememiş gibi bir durum yoktu. O yüzden cevap Ankara işte bu. Bitti gitti muşallah Ankara. Üçüncü ünite test 5 ve soru 7 ile karşınızdayım. Bu süre sana yetecek arkadaşım. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir şeklinde bir soru kökü. Yani ana fikir nedir diyor. Özgürlüğün kavramsallaştırılabilirliği ve gerçekleştirilebilirliği varlık nedenini oluşturan çelişkilere bağlıdır. Yani kavramsallaşma durumu olacaksa gerçekleşecekse çelişkiler olmalıymış. Özgürlük kavramının bir takım çelişkilerden kaynaklanan belirsizlikleri ona bir tanım vermeyi zorlaştırır. <laughs> Nitekim Heywood da özgürlüğün tartışılması zor bir kavram olduğunu belirtir. Özgürlüğü sorunsal ve dolayısıyla da kavramsal kılan bu temel çelişkiler ve beraberinde getirdiği belirsizlikler oluşturur. Başka bir deyişle özgürlüğü belirsiz kılan çelişkiler aynı zamanda özgürlüğü mümkün kılan bağlantılardır. Yani çelişkiler var da varsa Belirsizlikler varsa özgürlük mümkün olacaktır şeklinde bir e, vurgu var burada. Mesela bunları katılmayabilirsiniz. Önemli değil. Lütfen paragraf sorularında bunu yapmayalım. Yani ben buna katılmıyorum falan. Yani e, burada paragraf ne verilmişse onun dışına çıkmadan çerçeve itibariyle kendi öz değerlerimiz ve kendi fikirlerimiz çerçevesine ele alırsak hata yapabiliriz. Kabul edip ona göre çözümlemek lazım. Şıklara ona göre inmek gerekiyor. Tarih boyunca özgürlük adına pek çok mücadele verilmiştir. Tarihteki özgürlük mücadeleleri başka bir paragrafın konusu ve ana fikri olabilirdi. Özgürlüğü mümkün kılan içinde barındığı tutarsızlıklardır. O halde e, bu olabilir. Yani özgürlük tutarsızlıklarla ve çelişkilerle e, ilgilidir, ilişkilidir. Bu metne göre böyle dedi. O yüzden B'yi bir kenara bırakıyorum muhtemelen cevap B ama C şıkkına bakıyorum. Düşünürler özgür bireylerin yetişmesi için farklı tezler ortaya atmıştır. Özgür bireyler nasıl yetişirle alakalı bir metin oluşturursak cevap bu olabilirdi. Bunu da eliyorum. Özgürlüğün tanımı felsefi yaklaşımlara göre farklılık gösterir. Yani falan felsefeci böyle yaklaştı, filan felsefeci böyle yaklaştı şeklinde değildi. O yüzden bunu da eliyorum. E şıkkına bakıyorum. Çelişkilerin neden olduğu belirsizlik, özgürlüğün var olabilmesindeki en büyük engeldir. Yani belirsizlikler engeldir demedi. Bilakis bir belirsizlikler ve çelişkiler olmalı demişti. O yüzden cevap bulsak kesin cevap B. Bitti gitti inşallah. Üçüncü ünite test 5 soru 8'e karşınızdayım. Bu süre sana yetecek canım arkadaşım. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söylenenlerle anlamca örtüşür diyor. Gerçek şu ki bilgi çağında bile bilgi pek çok konuda başarılı olmak için yeterli değildir. Her büyük başarıyı perçinleyen şey eylemdir. Eyleme geç lütfen diyor. Eylem sonuçları hazırlar. Bilgi ise insanın eline geçtiğinde iyi kullanırsa yararlı bir potansiyel güçtür. Gerçekte gücün kelime anlamı da eylem yeteneğidir. Yani bilgi olacak aynı zamanda harekete geçirecek dedi çağın gerektirdiği şekilde bilgilerini güncellemeyenler çağın gerisine kalırlar. Bilgi güncellemesi yapmadığın zaman çağın gerisine düşüyorsun diye bir vurgu yoktu başka bir paragraf için. Evet olabilirdi belki ama bilgi biraz iyi nedir B şıkkında? Onu kullanmasını bilen zamanını daha iyi yönetir. Zaman yönetimi ile ilgili bir vurgu var burada. Bilgiyi iyi kullanan zamanı iyi yönet O yüzden bu da cevap değil. Elindeki bilgiler ışığında harekete geçen gerçek güce ulaşıp başarıyı elde edecektir. Evet, harekete geçmek ve sonrasında başarı e, bilgide olacak. E, bu cevap C olabilir, kuvvetli muhtemel. Devamına bakalım ama kesin olarak hemen atlamayalım. Olumlu düşüncelere sahip olmak, sahip olmak, olumlu düşüncelere sahip olmak e, kişiyi başarıya götüren önemli etkenlerden biridir. Önemli etken... Kişiyi başarıya e, 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 olumlu düşünce yani olumsuz düşünce olursa ne olacak? Yani bilgiden bahsedildi düşünceden değil olumlu ve olumsuz. O yüzden e, D'yi de eledik. E, e şıkkında kendi potansiyelinin farkında olmayanlar her zaman başkaları için çalışır. Kendi potansiyelini, potansiyelini fark et, harekete geç gibi. Kişisel gelişimlerde böyledir ya hani. E, bu değildi. Cevap Ceyhan ve işte bilgiler ışığında harekete geçersen başarıya yakalarsın şeklinde... Cevap C. Üçüncü ünite test 5 soru 9'a karşınızdayım. Bu süre sana yetecek canım arkadaşım. Bu parçadan ritim ile ilgili çıkarabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? E, soru kökünde özellikle ritim vurgusu var. E, dikkatli olmam lazım. Bakalım evrendeki her şey düzenli şekilde hareket halindedir. Yani evrenin hareketi ritmiktir. Hareketi ritmikmiş. Ritmin bozulduğu yerde yaşam biter, ritim bozulursa yaşam olmayacak. Evrenin sürekliliği hareketin ritmik olarak yenilenmesine bağlıdır. Ritim hareketin sayılarla anlatımıdır, bir sayı dilidir. Diğer bir tanımla evrendeki her hareket sayılarla açıklanabilir. Güneşin ve dünyanın hareketi mevsimlerin tekrarı, gece gündüz gibi hayatı devam ettiren unsur evrendeki ritmik hareket ve onun tutarlığıdır. Dolayısıyla ritim ve tutarlık o ritmin tutarlığı önemlidir diyor. Yani eşittir ritim dünyanın dönmesini hayatın devam etmesini sağlıyor diye bir vurgu vardı. Bakalım şıklara inelim. Düzenli oluşuyla evrendeki devamlık sağlanır. Evet yani ritmik olacak düzenli olacak aynen ritmik düzen de demek aynı zamanda değil mi? Dolayısıyla bu olabilir de bir bakalım isterseniz B'ye C'ye devam edelim evrenin yinelenmesini sağlayan bir harekettir yani her gün dönmesini sağlayan bir harekettir ritim hayır o değil evrendeki düzenli oluşu evrendeki devamlılığı sürekliliği demişti o yüzden C şıkkına devam ediyorum sayıların oluşturduğu ortak evrensel bir dildir sayılar ritmi oluşturur gibi bir vurgu var bu değildi bilakis ritim sayılarla ifade edilebilir demişti. Gezegenlerin hareketini meydana getiren ögedir. Gezegenler ritim sayesinde hareketleri ritimden dolayı meydana geliyor gibi bir durum. Hayır değildi. Itme, çekme kuvvetleri fizikçiler anlatsın değil mi? Bu metinde de ondan bahsetmedi zaten. Dünyanın oluşumu sayılarla açıklayan bir güçtür. Dünya işte e, sayılarla oluştu. Bu bir güç olarak ritimle falan. Böyle demedi. Düzenli oluşu ile evrendeki devamlısı sağlanıyor. Yani ritim düzenli olursa tık 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 belirli vuruşlar falan düzenlik ve devamlık oluyor gibi böyle bir vurgu vardı en kapsamlı. Arkada buydu cevap Ankara. Üçüncü ünite test 5 ve soru 10'la karşınızdayım canım arkadaşım. Bu süre sana yetecek. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bağışıklık sistemi canları dış. Yani bakteri, virüs, mantar gibi mikroorganizmalar ve iç düşmanlara kanser hücreleri gibi karşı koruyan bir sistemdir. Bağışıklık sistemi müthiş bir şey değil mi? Sistem canlı vücudunda tarama yapar ve canlının sağlıklı vücut hücrelerinden ve dokularından zararlı olabilecek her şeyi ayırt eder. Bu sistemin yetersiz çalışması gibi aşırı çalışması da organizmada hastalık denen istenmeyen durumlara neden olabilmektedir diyor. Aşırı da çalışmayacak, düzensiz de olmayacak, yetersiz de olmayacak. Denge yani. Bağışıklık sistemin aşırı çalışması vücudun kendi dokularına zarar verir. Bu nedenle insan vücudunun sağlıklı kalabilmesi için bu sistem ihtiyaç duyulan ölçüde çalışmalıdır diyor. Peki Bağışıklık sisteminin düzenli çalışabilmesi için dışarıdan vitamin takviyesi alınmalıdır. Yani vitaminlerle ancak destekleyebilirsin gibi bir vurgu yoktu günümüzde yiyecekler sağlıksızdır. Dolayısıyla mutlaka vitamin falan almalısın gibi böyle bir vurgu yoktu. Sağlıklı bir bağışıklık için bağışıklık sisteminin dengeli ve yeterli çalışması gerekiyor. Evet, yani dengeden bahsedildiğini okurken söyledik. Dolayısıyla ne fazla ne az çalışacak demiştik. Cevap B olabilir ama sabırla C'de okuyalım efendim. Bağışıklık sistemi canları iç ve dış uyaranlara karşı korumak için çalışır. Evet bu doğru ama asıl vurgu bu değildi bu yardımcı fikir. Değişikliğine bakıyorum. Bağışıklık sistemin çalışma şekli organizmadan organizmaya değişiklik gösterir. Yani insan organizmaları birbirinden farklı insanlar yapısal olarak da farklı, ruhsal olarak da farklı gibi böyle bir şey söylemedi. Başka bir paragrafın ana fikri olabilirdi belki. Organik gıdalar tüketerek bağışıklık sistemini güçlendirmek mümkündür. Yani gıdalarınız yapay olmasın, organik olsun, doğal ortamda yetişsin gibi bir vurgu yoktu. Sadece e, yeterli ve dengeli. Yani ne fazla ne az gibi bir vurgu vardı. O yüzden cevap bulsa kesin efendim cevap B.